Ve maç sonu yorumlarıyla devam ediyoruz programa. Fenerbahçe'nin en büyük sorunu çok başlılıktır. Yani tam bir yönetim yerarşisi olmaması diye bir yorum vardı. Az önce maç bitmeden önce. Ali Yeşil Yaprak demiş ki yazıklar olsun demiş. Ee, Baya sinirlenmiş Fenerbahçe taraftarlı. Bu kadar parayı nereye harcıyor Fenerbahçe demiş Erhan Dede. Galatasaray'ın şampiyonluğu hayırlı olsun. Yazın bir kenara demiş Emrah Solcan. Oğuzhan Özkan, BJK Şampi. Hani o bir klasik manşet var ya. Şampi manşeti atılmış. Birçok yorum var. hepsini okuyacağız maç sonunda. Şu pozisyonu az önce söylemiştim. Bir penaltı beklentisi vardı. burada da yine Arda hava topunda. Hava topunda çok fazla elini kolunu kullanıyor Serdar Aziz. Nasıl yorumlarsın, nasıl özetlersin? Fenerbahçe'nin kazanmak zorunda olduğu bir maçtı evet. ama bu zorunluluk ilk 40 dakikayı bir kenara koyarsak 50 dakika e, bence Erol Bulut'un da e, zamanlamada hata yaptığı hamleleriyle kaosa ve o zorunluluğun verdiği bir e, telaşa sürükledi San takımı takımı. E, şimdi bir maç fazlası 5 puan geride derbiye gidecek Sarı Lencivertli takım. Evet. Ve kazanmaktan başka çaresi yok. Ee, bu bu maç öncesinde e, hesaplanan, tahmin edilen e, derbi planlarını tamamen sıfırlamak, resetlemek demek. Fenerbahçe aslında e, kapanan Gençler Birliği karşısında e, zaten bir iki silahtan biri olan Duran topla öne geçti. Hı hı. Ve güzel de bir organizasyonla iki eski Trabzonlu, Trabzon'da defalarca izlettikleri Sosa'nın ortaladığı arka direkte çok temiz bir kafa vuruşuyla Noah attığı golle o her şeyi açacak mı? Ligin ilk yarısındaki 5 gollü o e, unutulmaz karşılaşmanın bir benzeri mi olacak derken e, Serdar Aziz'in herhalde kariyerinin en talihsiz e, hareketlerinden biriyle tamamen farklı bir senaryoyu izlemeye <laughs> başladık. Bir birden sonra daha ilk yarının kalan o 4-5 dakikalık bölümünde çok bocaladı Fenerbahçe. İkinci yarıya başlarken Sis hamlesi geldi. Kesinlikle olmadı. Yani e, mantıklı bir Kesinlikle hamle olmasına olmadı. rağmen Sisse hiçbir şey katamadı oyuna. Arkasından Samat İrfan Can İrfan Can oyunu hareketlendirdi. Çok e, isabetli ve yüzdesi fazla bir eee oyun ortaya koyamasa da son dakikalarda hatta çok net bir gol fırsatında topu direğe nişanladı, atabilirdi. E, en azından bir puanı getirebilirdi ama bence 2-1 yenilmekle 2-2 iki iki berabere kalmak ne tepkileri azaltacak ne de eee derbi öncesi e, planları, programı, moral seviyesini değiştirebilirdi. Yani evet bir puanla şampiyon da olabilirsin ama bu öyle bir psikoloji değil şu anda. İnen çıkan, inen çıkan e, performans e, Avrupa'nın deplasmanda en başarılı takımı. Rakibi açamayan, e, Doğru söylüyorsun. sahasında bir türlü e, maçı koparamayan bir görüntüde. Bunda da tabii baş müsebbip maalesef e, Erol Bulut. 16 şut, 8 şut iki kat daha fazla şut çekmiş ama maç esnasında bu arada son dört deplasman maçını söyleyeyim. kazanırken sahasında son oynadığı dört maçta galibiyet alamadı. Bir kez berabere kaldı Fenerbahçe için. Fenerbahçe'nin e, maçın neredeyse tamamını ra rakip yarı alanda söyleyelim ama maçın Kahraman Altay yani. Evet. İşte, işte ona gelecekti. Yani daha net pozisyonları gençler mi yakaladı. Ama işte o stresi, üçlü savunma dedin ya hani savunmayı güçlendirdi Derken oradaki e, yorumu hatırla ama kanatları boşaltıyor bu sefer ve oradan İki sürekli tane, gelip hem evet, golü buldu, buldu hem de net gol pozisyonunda Altay'ın muazzam performansı var. Evet. Ama bu sefer puanı kurtaramadı Altay'ın performans Yani birkaç tane böyle maç sayabiliriz var. işte benim mesela hemen aklıma Karagümrük maçları geldi ama ee, başka örnekleri de var yani sezonun belki de en istikrarlı en başarılı oyuncularından Hatay maçı, bunu, oyuncularından, sayabiliriz. Hatay Denizli ikinci maçı bunu sayabiliriz akıl almaz işler yaptı evet. yani ama bu sefer işte kurtaramadı 16 şut çekmiş Fenerbahçe ama Pelkas'ın kaçırdığı pozisyon haricinde aman aman İrfan Can. bir de İrfancan'ın direkten dönen ama isabetli şut olarak saymıyorum onu çünkü direkten dönmüş ama net gol pozisyonu yani o iki pozisyon o evet. iki pozisyon haricinde bu kadar baskının bu kadar topa Maçın sahip olmasına getirdi. Evet. Ama orada da çok yakın kaleciyle karşı karşıya. Gol ihtimali çok düşük o pozisyonun bence. yani, yani XGS'ine bakmak lazım evet. ama orada çok düşük ama Pelkas'ın ve İrfan'ın pozisyonu haricinde eee Nordfelt'in mesela 2 net var. Aynen. Kaçırdığı Norfel'tin böyle kurtardığı değil, bir yok. Organize edemediği 3'e 2'ler, 4'e 3'ler var. Sosa'nın pozisyonu var bir Nordfeld'in uzandığı şutu. o evet. şutu o kadar. E, Gürkan, sevgili Gürkan, eğer hazırsa Kadıköy'de e, ondan bir görüş alalım. Evet, bizi görüyor, biz onu görüyoruz daha doğrusu. Gürkan nedir Kadıköy'de son durum? Tabii Fenerbahçe şampiyonluk yarışında çok ciddi bir yara aldı Gençler Birliği karşısında ki. 11 maçtır kazanamayan bir Gençler Birliği'nden bahsediyoruz. Ligin e, dibine demir atmıştı Ankara temsilcisi ve teknik direktör değişikliğine gidilmişti. Özcan Bizayet'e getirilmişti takımın başına ve o da ilk çıktığı maçında Fenerbahçe deplasmanında Kadıköy'de Fenerbahçeyi mağlup ederek iyi bir başlangıç yaptığını söyleyebiliriz ama Fenerbahçe için tabi oldukça sıkıntılı bir durum ortaya çıktı. 58 puanda kaldı Fenerbahçe. Galatasaray'ın 3 puan ardına düştü. İkinci sıradaki Beşiktaş zaten önümüzdeki hafta rakibi olacak. Hem derbi öncesinde alınan bu mağlubiyet moralleri oldukça bozdu. Hem de belirttiğimiz gibi tıpkı Göztepe maçından. Ee, sonraki gibi bir e, üzüntü hakim şu anda Kadıköy'de. Tabii en çok konuşulan konu Ayten'in pozisyonu, ee, özellikle maç bittikten sonra. Evet ekranlara yansıdı mı bilmiyorum ama ben e, takibi sürdürürken maçı izlemeyi sürdürürken maç bittiğinde Volkan Demirer hakemlerin yanına gitti. Abdülkadir Bitigen özellikle bu pozisyon özelinde e, itirazları olduğunu. Aynı zamanda e, özellikle Serdar Aziz'in son pozisyonda yaşadığı savunma oyuncularıyla girdiği pozisyonda e, penaltı pozisyonuyla ilgili itirazlarda bulunduğunu gözlemledim. Tabi protokol türbününde de Fenerbahçe türbününde de özellikle bazı pozisyonlarda seslerin yükseldiği ve hakeme oldukça tepkilerin olduğunu belirtmek lazım. Ama Ayten'in pozisyonu tartışılacak. Ee, yayıncı kuruluşa yansıyan görüntüde Atilla Salay'ın e, offside pozisyonunu bozduğu görüntüyor ama Fenerbahçeliler aynı fikirde değil. E, aldığımız bilgilerde bu yönde. Belki e, ilerleyen dakikalarda bir açıklamada olabilir. Biz de takibimizi sürdüreceğiz. Çok teşekkür ederiz. Evet, oradan muhtemelen çıkışta protokol çıkışı çünkü orası bir açıklama gelecektir. O Ofsayt meselesi. Ve her şeyi her tartış şeyi tartışabiliriz Fenerbahçe açısından hı hı. ama ligin son sırasında bulunan takıma Biz karşı. Biz pozisyonları tartışmayacağız. Hayır mi? hayır. yani öyle bir evet, tartışma ha. şeyimiz yok ya. Yani, bir, bir yani maç bitti. iki ee, 2-1'i ve geleceği konu. Evet. Yani Fenerbahçe açısından yani ne son sırada olsun, şu maça kadar 21 puan toplamış bir takıma karşı. Bir takıma karşı 11 haftadır sadece 2 beraberlik alabilmiş, 9 mağlubiyet almış, e, ligin ilk yarısında güle oynaya 70 dakikada 5 attığı bir takıma karşı çok çabuk paniğe giriyorsun. E, söylemek istediğim o. Ben değişikliklerini eleştirmek istemiyorum. Sonuçta bir tanesi sakatlık sebebiyle. Öbürü mantıklıydı, verim alamadı. Evet. Ama e, hemen diğer iki üç değişikliği birden yapması tamamen oyun disiplinini bozdu. Ya yani açamadı. Çok acele etti bence. Şimdi Erol Hoca genelde bu maçlardan sonra bize karşı beşli oynuyorlar, altılı savunma yapıyorlar. Çok savunmalarda... öyle yapacak canım Şimdi yani. Bir... Başakşehir'de Beşiktaş'a yaptı. Oyunun büyük bölümü çok özür dilerim. Kayseri Galatasaray'a yaptı. İlla ki öyle olacak. Suları alalım önce. Teşekkür ederim. Kosova abi için de. Buyurun efendim. Ya bir şey söyleyeceğim. Tabii ki rakip Gençler Birliği son sıradasın. Ee, artık can havliyle mücadele ediyorsun. Gelip orada açık bir, bir futbol oynama şansın yani. yok. Evet. Şimdi sen golü bulmuşsun. Sonrasında talihsiz bir gol yemişsin. Pozisyon yokken kendi kalene gol atıyorsun orada. O dakikaya kadar Gençler Birliği'nin rakip yarısı sen de söylemiştin. iki ya da üç kere geldiğini görmüştük. Onun dışında görmemiştik. Ama bu kadar kırılgan olamazsın ki. Yani sen bir anda ben gol yedim maç benim için gitti, strese girdim. Bir de Fenerbahçe'nin Galatasaray'ın var mesela bu konuda. Rakip savunma, çok katı savunma yaptığında ya dışarıdan şut çekiyor ya orta yapıyor. Hava toplarına daha etkili oyuncuları var. Bir şekilde netice alabiliyor. Almasa bile daha iyi denemeleri var. Beşiktaş hepsinden daha iyi bu konu bence. Daha sabırlı, pozisyon buluyor, duvar pasları, Atiba'yı oraya sokuyor, Josef'i sokuyor. Savunmada duran toptan gelenler var, gol atıyor. E Fenerbahçe'de duran toptan gelen, savunmadan gol atan oyuncu sayısı neredeyse sıfıra yakın. İşte bugün Nova'yı gördük ama Serdar Aziz'den, Salay'dan çok az görebiliyoruz bu desteği Fenerbahçe açısından. E duran topları çok çok iyi kullanamıyorsun. Akan oyunda çok verimli değilsin, üretken değilsin. Uzaktan şut atmıyorsun, attığın zaman da zaten çok böyle bir verim elde edemiyorsun. E, bunun sonucunda e, nasıl açacağım niye bana karşı e, 6 kişiyle 7 kişiyle savunma yapıyorlar? E, yani olay biraz da senin çözmeni gerektiren bir şey değil mi Fenerbahçe bu sezon Süper Lig'de 6 iç saha ilgisi almış. 6 iç saha ilgisi Fenerbahçe tarihinde yok. 2 derbiyi de kaybetmiş yani bu arada. Fenerbahçe olsun. evet Fenerbahçe Eş tarihinde yok yani. E, kızmayacaksın. Yani rakibe kızmaktan ziyade Erol Bulut ve e artık kim bu konuyu yönetiyorsa, Emre Belezoğlu mu, Ali Koç mu, Selahattin Baki mi kimse artık bir yerde sonucu kendin arayacaksın. Yani bu normal bir şey değil. Yani Fenerbahçe tamam hakem hatasına bir haftasın, sığın, iki hafta sığın, Bir yerden sonra da hep hakem hatası, hep bizim önümüzü kesmiyor, kesmek istiyorlar değil. Burada yap, yapılan değişikliklerin hiçbirisi işe yaramıyor. Artı onu da geçtim. Verimli olabilecek tek oyuncunu da devamlı sol kanatla oynatıyorsun. Yani verimli olabilecek. Ve bugün de kötü oynadı. Bugün de kötü oynadı ama ama yani tabii oraya ki. da hapsediyorsun adamı. Fenerbahçe forvetleriyle ilgili maç öncesinde not çıkartmıştım. E, Pelkas'ın istatistiklerini vereceğim ondan sonra diğerlerinkini vereceğim. 5 gol 6 asist. E, 2.7 şut denemesi. En çok yaklaşan oyuncu e, 1.7 ile Tiam. Perotti'yi saymıyorum. O daha az maç oynadı ama onun istatistikleri çok olağanüstü. Onu da söyleyeyim. Kilit bas 1.4. En çok yaklaşan Valencia 0.9'la. Diğerleri gerçekten çok geride. Bu arada Who's Court'tan aldım. Kaynağını da belirtmiş olayım. Çalım konusunda 1.6. Valencia ile birlikte 1.5. Diğerleri... Valencia'nın ee, cezalı olması da etkili ama yani oldu. iyi de yani Valencia yok. Yok hayır diye... yani şimdi sen Valencia'yı hatırlatınca anladım, anladım. bu maç onun ona ihtiyaç olacak bir maçtı. Anladım. Yani bu üretkenlik, bu kısır üretkenlikle biraz şey oldu, tezat oldu. Nasıl bir galibiyet elde etmeyi hedefliyorsun veya ligde nasıl verimli olmayı hedefliyorsun? Fenerbahçe için şu söyleniyor, bana da komik geliyor. İşte 18 oyuncu gol attı. E, süper. Beşiktaş'ta da 20. Yani yani bu çok Anlamsız şimdi sizin şöyle istatistik. bir fark var. Mesela senin çıktığın noktaya ek olarak şunu söyleyeyim. E, Fenerbahçe'de birbirine kalite, kariyer, e, projeksiyon olarak çok yakın çok fazla oyuncu var. Bunun sıkıntısı bu kadroyu yönetmenin zorluğu. Çok fazla değişkenlik arz eden, e, sürekliliği bir türlü, ezberi bir türlü yakalayamayan bir kadro oldu. Ligin mesela ilk yarısında savunma Tam bir papatya falıydı. Hangi stoperler hı hı. oynayacak, kim oynayacak. Şimdi stoper ikilisini bulmuş gibi ama bu sefer hücumda, kanatlarda, ileri uçta, orta sahanın ortasında o tekrarı ve birlikteliği. Şimdi Beşiktaş'ın başarısının altında yatan gerçeklerden biri bu. Yani rotasyona giren ne oluyor? Sol kanatta işte Kupa'da Rıdvan oynayabilir. Fenerbahçe maçında tekrar e, En Sakalı'ya dönebilir. Ama çok fazla şeyin değişeceğini düşünmüyorsun. Yani Atiba sabit, Josef sabit, Larin sabit, Gezzal sabit, e, Abu Bakar sabit cezalar ve sakatlıklar dışında. Yani bir ezber var orada. rozye orada, Wellington, Vida evet. orada, Ersin Kale'de. Yani şimdi Kupa'da e, belki Kale'de bir değişiklik olur. Yani bu ezberi Fenerbahçe bir türlü bulamadı. Buna işte kadrodaki... Cezalar, sakatlar, bunlar tabii ki herkes yaşıyor ama o kadar çok seçenek varken o şeyi bir türlü bulamadı. Her Mesela şey... Pelkas'ın hala burada oynuyor olmasını <laughs> açıklamak zor. Ya iki e, ligde en az gol atan ikinci takımdan kendi evinde iki golle yeniliyorsan burada bir sorun var. Yani ligin en az gol atan ikinci Kayserispor birinci Gençlerbirliği ikinci ligin son sırasında çok kötü bir serisi var. inanılmaz kötü bir serisi var ve sen kendi evinde 2-1 yeniliyorsun. Burada Perkas oynamış, Valencia oynamamış, Tiago gol atmış, atmamış meselesi değil. Takım anlamında Fenerbahçe'de bir sorun var ve bu sorun bir şekilde bazı maçlarda şans, bazı maçlarda Altay'ın kurtarışları, bazı maçlarda nispeten daha iyi oyun, bazı maçlarda rakibin yapacağı rakiplerinin yapmış olduğu puan kayıpları vesaire seni buraya kadar getirdi. Ama şu şampiyonluk yarışındaki 3 takım arasında Fenerbahçe'nin çok zorlandığını net bir şekilde söyleyebilirim. Diğer takımlara nazaran daha fazla zorlandığını söyleyebiliriz. Sakatlık dersen sakatlık sorununu Gustavo ve Pelkas'la yaşadı. O süreçte zaten Perotti de bence Perotti de yani. etkili. Perotti ile ilgili rakamları verecektim. 2.8 şut maç başına, 1.5 çalım. Yani adam eksiltiyor, şut atıyor. Top penaltı kaybı alıyor. yapmıyor. En az top kaybı yapan oyuncu penaltı elde ediyor. E şimdi soldan verim alamıyorsun. Sağdan verim alamıyorsun. Merkezdeki adam gol atamıyor. E ondan sonra diyorsun ki ya bize karşı 6 kişi savunma yapıyor. Ya isterse 3 kişi savunma yapsın sana karşı. Zaten sen atamıyorsun. Yani senin sıkıntın zaten golü atamamakla alakalı. Yani bugün pozisyona girememekle sanki, alakalı. Bugün sanki Fenerbahçe derbinin stresine bu maçtan önce girmiş gibiydi. Yani derbi daha önce başlamış gençler. E abi bir şey söyleyeceğim. Yani biraz Berabere önce kaldı sevgili seyircilerimizden bir ikisi de buna evet. dikkat çekti Şimdi biliyorsun. Berabere kalsa diyorsun ya. Berabere kalırsa hem Beşiktaş'a hem Galatasaray'a ikili avarajı vermiş oluyor. Şu an 5 puan Yine haftaya diyelim ki berabere kaldı. Bir kaldır. maç fazlasıyla 5 puan. A, tamam Şimdi onu geçtim yani. şu an. Potansiyel olarak 8 de olabilir onu. Tabii. Diyorum ki berabere kalsa şu anki puanları maç fazlasını geçmiyorum. 6 puan oluyor o. Yani 5 değil. Çünkü ikili avaraj beş, Beşiktaş'ta kalmış oluyor. E Galatasaray ikili Kazanmaktan lir, başka çaresi yok. E, i̇yi de sen kendini o pozisyona sokuyorsun. Hmm. Ya Gençler Birliği'ne karşı oynarken kendi evinde ben derbiyi kazanmak için bir şeyler yapmam diye düşünürsen o zaman o şansını işte beraberlik şansını veya her neyse elinden yitirmiş oluyorsun. Ben Gençler Birliği'ni tebrik ediyorum. E, tertemiz futbol oynadılar. Arda'yı tebrik ediyorum gerçekten çok iyi oynadı. Kamda Yaş biraz daha akıllı olsaydı maçta maç daha farklı olabilir. Ya da Altay biraz daha az formda olsaydı maç daha farklı bitebilirdi onu da söylemek lazım. Erol Bulut'ta bu işin gitme ihtimali var mı? Şimdi ben herkesi e, isim olarak veremiyorum ama Erol Bulut istifa demiş Yüksel Bey. E, Bekir Bey istifa Erol yazmış. Ee, Sefa Bey Erol Bulut istifa Bence demiş. Bence bu ortam aynı Trabzonspor maçının ortamı diyorsun. Öncesindeki ortam. Bence yönetim aynı tutumu yapacak. Sürpriz olur. Ayrılması olur. Ayrılması veya yönetimin onunla yolu ayırması. Bence sürpriz olur. Beşiktaş maçına kadar çünkü Beşiktaş maçı kazanmak zorunda Fenerbahçe. Şimdi bir değişiklik e, ne kadar etki edebilir? Kimi yani bir B planı var mı? böyle bir duruma hazırlıklı mısın? Ki değilsin şey şey yani. söyleyeceğim. Sen çok samimi söylüyorum. Sen, ama bunu gerçekten ikimiz sohbet ediyormuş gibi. Ya öyle Cevaplamın. Yani. Hayır hayır. Yani, evet matematiksel durumlar var vesaire falan. Sen cidden bu yarışta bugün bu üç maçı da izlemişken burada yorumunu yapmışken. Şey, Fenerbahçe'nin şampiyon olma ihtimali var mı yok mu? Şöyle. E, Trabzon Ama önceden matematiksel önceden... olarak Hayır, söylemiyorum. Hay, matematikten bahsetmiyorum. Trabzon maçından önce de böyle bir karar alınacak mı alınmayacak mı tartışması varken bence biraz önce de söyledim doğru yapıp Trabzon maçını bekleyip kazandı Fenerbahçe yoluna devam etti. Okay. Şimdi bu maç ondan daha da Kritik. hem daha sonra oynandığı için sona daha yakın olduğu için hem Trabzon ar arkadaydı Beşiktaş önde. Bir de Beşiktaş Trabzon'dan Ve daha iyi. Tamam oynadı. evet. Yani daha iyi bir sezon ve daha iyi bir futbol daha fazla opsiyon, daha, daha formda, formda daha havada inanılmaz bir maç kazanmanın morali. E, kupa'da belki finale çıkmanın moraliyle gelecek. Evet. Orada şimdi tam onu söyleyeceğim. Kupa'daki e, Sergen Yalçın'ın rotasyon tercih edip etmemesi veya nasıl bir yol izleyeceği birinci faktör. Fenerbahçe'nin kazanmaktan başka çaresinin olmaması burada iki teknik adamı da farklı planlara itebilir. Ama bu ee, şimdi tabii kızacak Fenerbahçe taraftan ama bence Trabzon maçı değil. Bu maç Erol Bulut'un son maçı olabilir. Bu maç derken Beşiktaş, beşiktaş maçı, maçı pardon bu maç. Bence değil, hayır Beşiktaş maçı. Yani, maç. yani şimdi okay. e, bunu söylemesine de gerek yok Erol Bulut'a, Ali Koç'un veya Emre Belözoğlu'nun. Anlatabiliyor muyum? O zaman tamamen biter. Beraberlikte de biter bence. Kazandığı takdirde aynı yarış içerisinde yine dezavantajlı olmakla beraber yoluna devam edecek. Yani bu hafta ben böyle bir radikal, böyle bir e, kesin karar beklemiyorum. Bir şeye bakıyorum. Çok affedersin aynı Estağfurullah. anda. Estağfurullah. Denizli Spor, Gaziantep, Kasımpaşa, Erzurum Spor, Sivas Spor, kendi evinde oynayacağı maçlar. Bu maçların hangisinde ya Fenerbahçe çok rahat kendi evinde diye diyorsun hiçbirinde. O yüzden Beşik Fenerbahçe Beşiktaş maçını kazansa dahi ben Fenerbahçe'nin bu maçlardan birinde puan kaybetmeyeceğini öngöremiyorum. Bak deplasmanı okay. söylemiyorum. Deplasman daha değil diyelim ki alışkanlık vesaire yolculuk yoruldu. F kendi evinde kazanamıyorsun. Kendi evinde lig sonuncusuna, kendi evinde daha kötü durumda olan takımlara karşı kendi evinde ligin en az gol atmış ikinci Ama takımına karşı pozisyon üretemeyenlerden çıkıyorsun. Ya daha ee, Söyledikleri hepsi doğru yani bunu e, buna karşı çıkacak bir durumum yok. Ama ben kendimi e, Erol Bulut'un gönderilip gönderilmemesi mekanizmasındaki karar yerine koyduğumda evet. yani e, moralsiz, e, üzüntülü kalpten değil ama mantıklı bakmaya çalışıyorum. Yani Beşiktaş maçı öncesi bu kararı almak. Hani yenilirse de bak gönderseydik kazanırdık diyebilir misin? Okey ben şunu söylemeye çalışıyorum. Ben gönder, ben hiçbir teknik direktörün gönderilmesi taraftarı yani o, da o değil. O maçın de ar çok arkasında çok, olacak. Çok, mı? çok sık kullanılan bir opsiyon. o Doğru bulmuyorum. Ne oldu? Trabzon maçı sonrası hava bir anda nasıl değişti? Yine aynı şeye geldin. İşte Göztepe o, miydi Meteo konusunu mi? konuşmuştuk ya evet, Ahmet Arpat'la. Işte. Kadıköy'de hava bulutlar dağıldı mı dedi. Göztepe'ye yenildi. Herkes bitsin bitsin. Evet, sonra kazandın yine. Kazandı her şey. Ama işte onu söyleyeceğim. İşte hani meteo kelimesi gelmişti hava durumu diyecek. Evet. Orada soru şuydu. Kadıköy'de kara bulutlar dağıldı mı diye sormuştu. Ben de şey dedim. Kadıköy'ün meteosu yani hava durumu çok değişken. Yani bir bakıyorsun güneşli hava, çıktın yağmur Hı. yağmaya başlıyor. Çünkü o yüzden... ya burada yaşıyoruz biz. Mesela... Aynen. E, tüm, çok, sadece Kadıköy işi. Orası temkinli. çok uç dediğin gibi. Tabii 7 senelik bir yani, beklentinin de bir... verdiği bir travmatik durum söz konusu. Bunu sen de ilk yarıda söyledin. Hakikaten o farklı evet. Şu an yaşamda... taraftar olsaydı. Ya burada ya burada. şey söyleyeyim. Bu maçta 30 bin. Bak çok demiyorum. O, 52 evet. bin demiyorum. 30 bin taraftar Hı. olsaydı... Muhtemelen son 15 dakika Erol Bulut istifa diye tezahürat olurdu statta. Sonra maç son açıklamaları işte Fenerbahçe içinde Fenerbahçemizi desteklemeyen. Ha o zaman karşısında duramayabilirdi. Doğru söylüyorsun. Anlatabiliyor muyum? Hakkı yani Şu an sen. yaklaşık Ama... bir buçuk sezondur seyircisiz oynuyorsun ve Ali Koç göreve geldikten beri hiçbir noktada uzun vadeli söylüyorum bunu bir iki maç değil. Fenerbahçe şampiyon olabilecek bir oyun göstermedi. Fenerbahçe Şampiyon olabilecek, ben bu ligi domine ederim dediği bir oyun gösteremedi. Ben bir bu şey sezon, yapayım. bu sezon çok öfedersin. Bazı maçların bölümlerini alabiliyorsun. Bak Trabzonspor'un maçının ilk bölümünü, ilk yarısını alabiliyorsun. Ya da ilk Trabzon maçının ikinci yarısını. İkinci yarısını. Kayserispor maçını alabiliyorsun. İşte geçen haftaki karşılaşmayı alabiliyorsun. Önde baskıyı. onu da belirli Bu karşılaşmanın Konya'mak. 40 dakikasını alabiliyorsun. Vesaire vesaire. Hiçbir istikrar yok. E Bir yerden sonra da dış mihraklar önümüzü kesiyorlar şöyledir böyledir farkındayız. Ben değişmesi taraftarı değilim. Değişse de değişmese de Fenerbahçe şu haftaya kadar oynadığı oyunla şampiyon olabilecek görüntüyü vermedi diyorum. Yani değişip değişmemesi burada istifa deniyor. Tamam istifa etsin. Kim geçecek takımın başına? Her gün mesaj gönderen yarın yine bir Instagram hesabından mesaj gelir. Christoph Daum gelsin diyelim. Çünkü biliyorsun sayı her Daum şey yapıyor. Hep bir mesaj gönderiyor. Ben Değişse şey... de, Fenerbahçe'nin şu hali, oyuncuların şu form durumu e, ve forvet hattının bu kadar etkisiz olması Fenerbahçe'yi şampiyon olabilecek bir takım gibi göstermiyor. Yani istediğin kadar transfer yap, istediğin teknik direktörü getir. Senin en çok gol atan futbolcunun 6 golde ise 30 hafta sonra burada bir sorun var demektir ya. Yani senin 4 tane merkez forvet oyuncun var. 5. de Kemal Ademi'yi getirmişsin, göndermişsin. 6 golü var. Forvet seçimlerindeki yok yani böyle olmaz yani. Tercihi yanlıştı bence bu oyuna göre. Yani sen bu forvetlerle bir zamanlar tabi olağanüstü bir takımda o ee, öyle bir benzerlik yapmak istemiyorum. Oyun tercihi açısından söylüyorum ki o takımın bir parçası da Mesut Özil'di hatırla. Evet. Real Madrid'in oynadığı o geçiş futbolu Zidane'ın hani Real Madrid hiçbir zaman böyle boğmak hani belli maçların skora bağlı olarak belli dönemlerinde e, olabilir ama yani iki pasta rakip kaleye giden, tuzağı kurup avlayan işte Konya maçı. Çok iyi dersin. Birisi Murat abi lütfen arkana yaslan demiş. Rahatsız görüyormuşsun. Ha, Sanki yok. rahatsız oturuyor Şöyle açıklayayım. Hayır. E, göremiyorum yani. Anladım, anladım. Akış. Yok yok. Yani, ben de rahatsız iki bir... olmanı istemem. 2-1 bitti değil mi? Evet, Londra Tottenham dersi. kazan 10 kişi bitirdi. E, şey Arsenal kazandı. kazandı. Tottenham 10 kişi bitirdi bu arada. Bu arada Halil İbrahim neler söylemiş? 90 dakika boyunca iyi mücadele ettik. Kazanmak için çok çabaladık. Bugün bizim için lig yeniden başlıyor. İlk golde ortaya yapan oyuncu e, onun açıklamaları da Halil İbrahim Pehlivan'ın açıklamaları da bu yönde. İlk yarıda yalnız Osayi ile çok başı dertteydi. Mesela ikinci yarıda Osayi de çünkü panik. Şey, evet. Göremedik falan. Panik çünkü top rahat. O silahı dolaştı. da o silahı da kaybetti bugün. Üst üste değişiklik. Çünkü yani. rasyonel bir oyun yok. Mantığa dayalı bir oyun yok. Bir e, şöyle söyleyeyim. Skor 1-1'e geldikten sonra şu doğuyor Fenerbahçeli oyuncuların kafasında. Bence teknik heyet de onu tetikliyor yapmış olduğu değişikliklerle. Ya biz ne yapacağız? Biz nasıl gol bulacağız? Zaten kapalı savunmaya kendi evimizde gol atamıyoruz deyip olay şeye dönüyor. Sosa'ya ver ortalasın. Kanada ver Caner varsa Caner ortalasın. Yoksa işte Perkas atsın. Sosa, kana, Sosa ya da Perkas ortalasın. Kafa ya... Fenerbahçe teknik heyeti bunu göremiyorsa ciddi bir sıkıntı vardır. Kafa topu alamıyor Fenerbahçeli oyuncular. Sise, Samatta, Tiam Rakip stoperleri yıldız yapıyorsunuz. Göztepe maçı bu şekildeydi. Diğer bütün karşılaşmalarda Fenerbahçe'nin puan kaybettiği ya da berabere giden bölümlerde, maçı alın berabere giden bölümlerde rakip stoperleri yıldız yapıyorsunuz. Yerden oynayabilecek kaliteli ayaklarınız varken, bu kadar topu çevirebilecek, hızlı oynayabilecek oyuncularınız varken siz gidip orta yapıyorsunuz, sıkıntılar oluyor. Yediğimiz goller çok şanssız pozisyonlardı. Aslında maç boyunca rakibimizi kontrol altında tuttuk. Kalemize 2-3 kez geldiler ve gol attılar. Bunu Erol Bulut Beşiktaş maçı sonrasında söyledi ve o gün verdiğim cevabı da şimdi tekrar Salay etmek istiyorum. Salay'a söylemek istiyorum. Hatalarımızı analiz etmemiz, çok daha çalışmamız, reaksiyon göstermemiz gerekiyor demiş. Salay, işte o gün Erol Bulut söylemişti. Bugün Salay söylüyor. Atırmayacaksın abi o zaman. Hayır, e, bir de bence eksik söylüyor. 2 3 değil yani. Ben bakıyorum hani bana tamam, ne yazıyorsun diye... diyor ya arkadaşlar. Lima <laughs> Munyi, Muni Kandeyas e, yani iki gol attı. Bir tanesi Altay'ında. Bak sayılmadı. Altay 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 aldı. 4 tane de muazzam hani biri kurtarışı offside var. oldu falan ama 4 tane de burun var. buruna kurtarışı şey, var Altay'ın. Onu, onu söylüyorum. Yani 2-3 kere, kere geldiler. 6 kere geldiler yani. Atilla öyle saymıştır. En çok en az kızılacak kızılacak isimlerden birisi Hattrick Atilla Zaday bence Fenerbahçe'de de. Ya 2-3 kere gelmişlerse de iki üç kere de attırmayacaksın o zaman senin görevin de o yani. Yani ilk Beşiktaş maçını hatırla. Erol çıktı dediler ki kalemize 3-4 kere geldiler 4 gol attılar. E tamam o zaman attım abi senin Hani görevin 10 o yani. yani. Yani görevin o. i̇nanılmaz derecede bir Gerçeği görememe hastalığı var Fenerbahçe'de. Fenerbahçe... Sadece orada değil aslında. Birçok... Hayır hayır ama bu ger... bir artık şey Türk oldu. Türk futbolunda kronik, var da. Kronik bir hastalık. Bu Türk futbolunda var. Evet ama sirayet başka yerde Ve arama hep var. doğru söylediğin andan itibaren de sana düşman, sana oluyor. düşman oluyorlar. Şimdi yani. mesela mesajlara bakalım biraz. Ee, mağlubiyetin nedeni Erol Bulut'un taktiksizliği demiş Onur Sarı. Biraz bunu konuştuk. Bu arada şunu bitireyim. Lütfen ee, özür dilerim. Röportaj yok yok. Röportaj geldiği için. Yani. yani o geçiş oyununu bu forvetleri transfer ettiysen, mesela Konya'daki 3-0'lık maç buna net bir örnektir. Yani rakibi biraz deplasman karnesi buna örnek. Yani o alanı onlara ya Valencia'ya, Osai'ye, işte Pelkasa, efendim Tiyama. Yani acaba bunu oynayamaz mıydı? Çünkü Kadıköy'de maç başlıyor. Ortalar sağdan soldan. Hiçbir bir anlamı olmayan ortalar Heh, bir de. Yani bir dönem Beşiktaş bunu, böyle yapıyor. Mesela bu, bu ayrı iki şeyi e, tabloyu önüne koyup bir orta yol bulma görevi Erol Bulut'un. Yani ben bu forvetlerle yola devam ediyorsam anlatabiliyor muyum? Yani orada sağlıklıyken Mesut yani bu o orta sahayı Pelkas o yönlendirmeyi o forvetlere iki topla kaleye gön. Şimdi e bugün kaç oyuncuyla ceza sahası içinde savundu. Savunacak. E, yani Kobi ne de bulmuş Kaleyi mi açacak ya. yani? Bilmiyorum yani. E, şimdi Devam ama edelim. Ama yine de ben biraz önceki düşüncemdeyim. Yani böyle bir karar almak daha riskli bence. Gönderilip gönderilmemesini Hı -hı. tartışmıyorum zaten. Yok, Şu an Fenerbahçe'nin zaten başında söyledim. herhangi ben bir teknik düşündüm. direktör olsa da olmasa da bu Fenerbahçe bu problemleri yaşayacak. Niye? Çünkü Forvet'i gol atamıyor. Niye? Çünkü oyun formatında oyuncu eksiltebilen iki bir buçuk oyuncusu var. Hani Perotti ile gitti vardı vardı yok artık o. bir buçuk şimdi Pelkasla. Ee, o sayı Samuel. Onun dışında çalım atan oyuncusu yok. E, Fenerbahçe uzaktan şut çekmiyor. Çekse de isabetli şut bulamıyor. Ortalarda kafa topu alamıyor. Merkeze o asist bölgesi denilen e, bölgeden toplar gelmiyor. O iki pozisyon vardı hatırlarsan. Tek topta İrfancanın Samatta'yı yani düşündü aradan tek topu saldı. Samat'la karşı karşıya kaldı. Bir tane de bir de tane de Sangaren'in Sangaren işte bu topları çok az yapıyor. Bu hücum setleri neredeyse hiç kullanılmıyor. Oysa ki açabiliyorsun görüyorsun işte 6 kişi de 10 kişi de savunsa Sangare evet, o topu attığı zaman. direktten döndü. Pelkas 6 pastan. Atabilirdin. Evet. Bunu, Aramıyorsun. Bunu, bunu yapmazsan ben sağdan ortalıyım, Gökhan ortalasın, soldan Caner ortalasın. E o zaman sen rakip stoperin hava topuna çıkıp maç başına 6-7-8 tane hava topu almasını sağlıyorsun. İstatistik düzeltiyor. Bu futbolda Fenerbahçe'nin şampiyon olma şansı sıfır. İsteyen istediğini söylesin, ister Ali Bey çıksın, umut verici oyun desin, ister hakem desin, ister Emre Belezoğlu desin ki biz inanıyoruz şampiyonluğa. Emre Belezoğlu da yani benim en sevdiğim oyunculardan birisidir. Bence Türkiye'nin gelmiş geçmiş en iyi orta saha oyuncusudur. Kariyer açısından da çok önemlidir. Kendisi de biliyordur ki bu oyunda şampiyon olmak herhalde mucize olur Fenerbahçe açısından. Ee, Ali Koç olduğu sürece demiş 40 sene olsa yine şampiyon olamayız bu abartı bir yorum olmuş Ahmet Önaldan. Ali yani biz de zaman zaman sayın başkanı eleştirdik ama şu anda <laughs> onunla ilgili bir hani, yani onla ilgili nasıl bir eleştiri getirebiliriz ki? Yani daha ne yapabilir? Sonuçta eline verilen kadro şu an Erol Bulut'un yani, Fenerbahçe'nin kurabileceği en iyi kadrolardan bir tanesiydi. Muazzam Çünkü şartlar zorlandı. Yani hani sponsorluklarla falan. Bütün de, yani, <laughs> en derin kadro şu an Fenerbahçe'de. <laughs> Yani bunu tartışması transfer falan mı oldu bu sene? Caner'in suçu ne? Niye kenarda bekliyor demiş. Perkası sola çekeceğini Caner'i orada oynat. Yüksel Taşpınar. Ee, Eyüp Özer taktik hatası demiş. Ee, Menderes Çınar Fenerbahçe bence seyirciye bakmayı savunma yapmalı Tottenham gibi demiş. Savunma yapmak veya hücum oynamak bunu bazen yanlış anlaşılıyor bir şey üretmek yani bir şey iyi yapıyorsanız onu iyi yapmakla alakalı. Şimdi savunma yap, yapacağım deyince de ben arkaya 7 oyuncu koyunca savunma yapmıyorsunuz. Bunun da bir planı var, bunun da bir çalışması var. Tıpkı hücumda az önce örneğini verdiğimiz gibi. Bunun iyi yapılmaması sonucu zaten Fenerbahçe iyi oynayamıyor. 30 hafta olmuş, oyun yok diyorsunuz. Şampiyonluk gitmiş. İstifa etse ne olacak demiş Musa durmuş. Ee, çok mesaj geliyor. Herkes bazen Aykut ee, kocaman yani mesajlar geliyor. şu anda geliyor. Fenerbahçe taraftarı tepki verdi. Biraz önce söyledin ya seyirci olsaydı son 15 dakikadaki tribünleri duyabiliyoruz. Maç sonu kesin ee, istifa yaşayan. tezahüratı vardı onu Yani bu, bunu dile getirmek istiyor haklı olarak Fenerbahçe taraftarı da. Yani e, Bundan doğal bir şey yok. Ama yine tekrar ediyorum ben yönetimin öyle bir hamle yapacağını düşünmüyorum. Veya Erol Bulut kendisi ben istifa ediyorum gidiyorum der mi yani yapar mı böyle bir şey? Yani şu anda Fenerbahçe o olmaz. Bilmiyorum. Ben hani ama Ali Koç ne yapacağını tahmin edemem ama yani ben ben olsam istifa eder mi? Yani böyle miydim? bir beklenti. Sen, sen olsan istifa eder miydi? Öyle sor, sorayım sana. Ben kendi fikrimi. Çizdim. Ben olsam e, Sayın Başkanı e, veya bu hiyerarşide şu anda Emre Belözoğlu var. Önce ona veya sayın başkana eğer böyle bir takdiriniz varsa ben sizin aynı için şey bu ıı, kararı alırım. Seve seve ayrılırım derim. Doğru. Ama herkes farklı düşünecek. Ben sonuçta Fenerbahçe teknik direktörü değilim. Hayır hayır sen Ama sen bu durumda siz olsan. Siz bana iyi. eğer Fenerbahçe maçı öncesi böyle bir şey olmaz. Takımın başında kalacaksın dersen Fenerbahçe Beşiktaş maçını oynarım. Kazansam da ertesi gün yine aynı soruyu sorarım şu durumda. Ayrılmamı istiyorsanız evet, evet, ayrılabilirim. Bugün yani. bırakabilirim Beşiktaş maçını kazandık ama yine bırakabilirim derim. Hani böyle bir Anladım. takdiriniz varsa yani benim düşüncem bu ama yani ben o konuşulacak. Bütün hafta konuşacağız yazılacak Ana çizilecek bu şu ama an. ben olmayacak diyorum yani. Bir istifa istifade hizmetlemiş birisi Tabii, Cenk yani, Can Sıla Hanım istifa demiş Volkan Demirel geçsin Erol Bulut'un yerine şeklinde mesajlar var. Yani Bu iş bu kadar, yani, bu kadar da kolay değil. Onu da zaten söyleyeyim. öyle bir şey olsa bence şu anda e, birisi tabii ki Esame listesinde e, brövesi, e, bon, lisansı. lisansı olan birinin adı yazacak ama bence Emre Belezoğlu'nun da olacak. Yani şu o göreve mi? Tabii tabii yani teknik patron olarak Aa, okay, tamam. anlatabiliyor muyum Anladım, anladım. ha bu da tabii Emre Belözoğlu yani Belezoğlu... olarak Emre ha, yani Belezoğlu Emre Belözoğlu oynatacak okay. o kadroyu kurar o... tabii Beşiktaş Fenerbahçe maçında asıl patron o olacak evet. ha birinin bir ismi olursa... yazabilir tabii geçen senelerde de yaşadık anladım ee, ama e, Emre Belözoğlu'nun da bu riski e, bu sorumluluğu veya bu görev tanımını kabul edip etmeyeceği konusunda da Şüphem var. Ben yani çünkü o zaman öyle. o zaman kendi bir yenilgi de senin de evet, gelecekteki planların çok büyük darbe eğer. E, kesinlikle öyle. Artı sportif direkt. yani ben, direktör. Yani o zaman çıkıp ben ben enkaz devre aldım. E, bir haftada yok, diyemezsin. yapamadım diyemezsin. Çünkü diyemezsin. zaten bu takımın bir parçasısın. Herkesin sorumluluğu var. Yani biz Erol Bulut üstüne yoğunlaşıyoruz sürekli ama Yok, e, diyorlar zaten öyle bir şey yok yani. Öyle bir yok. Çok rahat net açıklamalar Okey. yapmış. Hani ama biz de onu bir varsayım olarak söylüyoruz. Yani öyle bir durum olsa ben olsam ben de. Hayır sorumluluğu tabii ki büyük ölçüde teknik <laughs> adamın ama. Çare Yusuf Kenan demişti de yok. yok. <laughs> yani. Ah Erol Bulut geldi. Deplasmanda ne nasıl rekor kırıyorsa kendi evimizde de mağlup gelerek rekor kırıyoruz. Yani bu olmuş. Maalesef bir kontrataktan bana göre %100 offside olan bir pozisyondan gol yedik. Nedense bize çizgiler farklı çiziliyor. Yine aynı şeye geliyoruz ya. Bir şey söyleyeceğim sonra. Rakipleri biraz farklı çiziliyor. Burada art niyet var mı? Kendileri düşünecekler. Pozisyonu bir daha değerlendirirlerse kesin olsa, Şampiyonluk yarışında bir yere aldık. Yine de sonuna kadar mücadele edeceğiz. Bu kadar mı? Herhalde bu kadar. Birinci sayfayı şey alabilir miyiz? Ben bir Birinci sayfayı alabilir miyiz? Oradan İzledim gelmek istiyorum. İlk sayfayı. Yani Erol Bulut'a saygım var. Ee, sonuçta kariyerini belli bir... E adım adım bir noktaya getirmiş genç jenerasyonun önemli isimlerinden biri de yani şu şu yaklaşım olmaz. Yani nasıl söylediğini bilmiyorum. Anlatabiliyor muyum? Evet. Bunun altı çizilmez. İlk cümlesi büyük ihtimalle farklı da olabilir ama ilk cümle bu olmaz. Yani ben bunu bir Fenerbahçe taraftarı olarak okuyup ne diyorsun derim. Yani bunun altını nasıl sen çizemezsin bunun altını. Veya espri yaptıysam bu espri olmaz. Havayı bu yumuşatmaz. Twitter'da bir hesap var. Bu Bo bu boring, giriş olmaz. Boring James Milner'dı ya. Twitter'da bir hesap var. Her şeyin en, en evet böyle yani en düz şeklini söylüyor mesela. Bu koltuk hardal rengi. Bu koltuk hardal rengi diyor. Tamam James bir, Milner mi? Evet. Boring James Milner diye <laughs> bir hesap. var. <laughs> Ama o biliyorsun şey 16 yaşında Twitter, Premier League geldiğinde evet. büyük Tamam. Okay. Fortuna Arkop şey. her fırtınanın yani. dindiği anlar var. Evet, neyse. Deplasman e nasıl e rekor kırıyorsa kendi evimizde de mağlup gelerek rekor kırıyoruz. Yani bu cümlenin hiçbir anlamı yok ki. Hayır bunu sen zaten. Şey söyleyeceğim. Şey zaten. söyleyeceğim. Yani bunu söylediğin zaman benim kan beynime sıçrar. Teknik direktör olarak şunu mu ifade ediyorsun? Ya yani biz deplasmanda kazanıyoruz. Ya bilmiyorum ne ifade Et Etmiş Evimizde ifade kaybediyoruz. Etmiş. Ortamı Ama, yumuşatmaya çalışıyor bence. Ben dinlemedim konuşmasını. Bilmiyorum yazılandan okuyorum. Yani eğer röportaja böyle girdiyse demek ki o gerilimi Bu bir özet tabii. Yani, hepsi yum, yani üzgünüz diye başlayacaksın kardeşim. Kim olursan ol. Anlatabiliyor muyum? Jose da olsa böyle bir derbi öncesinde böyle bir e, maçı kaybettiğin için üzgünüz diye başlayacaksın. Evet, Kim olursan ol. Dünyanın en kariyerli yani milyonlarca işte geliyor Taraftarların tepkisi. Herkes üzülmüş, herkes hayal kırıklığı yaşıyor. Sen de diyeceksin ki herkese hayal kırıklığına uğrattık Ama e, ben gereken şeyi alacağım. Gelecek hafta kendimizi affettirmek için her. Biliyorum hafta oldu. Ben, hayır canım yani ben sadece söylenebilecek yaklaşımlardan bahsediyorum. Yani bu bu olmaz bence. Kimse bir kusura bakmasın. Muhabir arkadaşımızın sorduğu ilk sorudan Mert'in sorunu. Mert, Mert Yüksektepe yapıyor röportajları. İlk cümlesi buymuş. Deplasmanda nasıl rekor kırıyorsak kendi evimizde de mağlubu. Yani kusura bu... bakmasın izleyicilerimiz bizde recilik arkadaşlarımız takip ediyor. Biz izleyemiyoruz sesli bir şekilde. O yüzden soruyorum yanlış anlamayın. Yani bak birincisi. Yani net olmak için soruyorum. Benim, burada. ha, ben de tabii fikir üretmeye çalışıyorum. Bununla cümleyle bu cümleyle başlayan. Teknik direktör şu anda eleştiri oklarının hedefinde olan insan psikolojisiyle acaba hani havayı mı yumuşatmaya çalışıyor yoksa tamam evimizde iniyoruz ama deplasmanda da kazanıyoruz. çok kazanıyoruz unutmayın mı demek istiyor. Ama Sonu neresinden ölçük, neresinden tutarsam tutayım eline kalıyor. Olmaz. Ya üzgünüm, özür dilerim. Sorumluluk dedi daha önce. Sorumluluk bana ait. Son şansım olarak son şansımız olarak gideceğiz. Elimizden gelen her şeyi yapacağız. Bize zaman verin. Biz sizden ne bileyim yani kendimi yerine koyup anladım, bir şeyler anladım. söylemeye Doğru çalışıyorum ama bulamıyorum yani. İkincisi bunu söylemeyeceğim da rica kesin. Miyiz, Kerem bunu abi. söylemeyeceğim kesin. Yani orada çizgiler farklı işte. Ya onu zaten sen söyledin. Bir şey söyleyeceğim. Maalesef kontrataktan bana göre yüzde yüz offside. E, biz de ilk gördüğümüzde. Okey. Ama ya. ölçülmüş şimdi bir şey söyle. Ya bu bu bir bahane olamaz. Ölçülmüş. O zaman şunu söyle O zaman Fenerbahçe Kulübü diyecek ki ben Türkiye Futbol Federasyonu'nun VAR merkezinin çizdiği çizgiye inanmıyorum. VAR konusunda Bezizlik. en az bir dakika. VAR konusunda en az subjektif olabilecek konu bu. En az subjektif olunabilecek konu bu. Çünkü hakemin izleyeyim, bakayım. Bana göre, sana göre orada vurmuş, buradan sekmiş. Öyle bir şansı yok. Matematiksel bir şey. İki tane nokta koyuyorsun, o ilk nokta sayesinde de çizgi çiziyorsun ve o çizgilerin arasındaki farkı ölçüyorsun. Ya Eğer zaten bu orada bir kategori şey varsa ligi 4. oynamanın manası evet, yok. Evet onu söyleyeceğim. Bu dördüncü ya da beşinci kez artık söylenmeye başladı. Eğer bu konuda net bir görüş varsa desin ki ya biz inanmıyoruz artık ve biz oynamak istemiyoruz. Çünkü bu bir bahane değil. Sen bunun arkasına saklanırsan, Az önce söylediğim tüm şeylerin bütün nedenlerini reddetmiş oluyorsun. Ve reddettiğin takdirde de sarılaca taraftarlar artık hani insanlar da futbolu izlemekten artık bu konuda e, bilgi sahipler farkına varıyorlar senin söylediklerin şeyin hiçbir şekilde doğruyu işaret etmediğini. Fenerbahçe takımının forvetinin en çok gol atan forvetinin gol sayısı 6. Hangi ofisat çizgisi? 6, 6, 30 haftada... Fenerbahçe futbol takımının en sönük gelen transferi Tiam. Kimsenin öyle heyecanlanmadığı. tabii. tabii, tabii. Kasımpaşa'nın sana bedava bıraktı. 20 transferin bıraktığı. içinde en, en sönüklerinden evet, birisi. En mütevazı diye. Evet. Yani. En, 20 transfer var göze çarpan canerlerinden, evet. sosalarına, novaklarından, Samattalarına, Mesut Özil. Mesut Özilinden İrfan Can'ına 20 tane vardır. Sezon başında. Var var. Değil mi? 20 tane üst seviye oyuncunun en mütevazı 6 golü var forvetinin ya. 6 Forveti gollü var. Hani Erol Bulut hakemle sığınabilir isterse, e, başka bahaneler de bulabilir ama bu normal bir şey değil Fenerbahçe forvetinin en çok gol atan oyuncusunun 6 gollü olması 30 haftada normal bir şey değil. Fenerbahçe'nin lig sonuncusuna karşı kendi evinde <laughs> kalecisinin 4 net kurtarış yapma, yaptığı bir maçta 2-1 yenilmiş Yenilmesi. olması sadece hakeme bağlanabilecek bir durum değil. Bu normal bir şey değil. Anlatabiliyor muyum? Yani şimdi inanan Fenerbahçe taraftarı, komplo teorisine inanan, bunu üreten, seven, benimseyen insanlar olabilir. Hiç sıkıntı değil. Ama Fenerbahçe böyle yapmaya devam ettiği sürece kaybeden taraf olmaya devam edecek. Gerçeği görmesi lazım. Fenerbahçe kötü oynuyor. Bu maçta da kötü oynadı. 50. 45. 40. dakikadan sonra sahada kötü bir Fenerbahçe vardı. Lig bizim için şu an zor bir duruma girdi. Bu maçı kazanıp devam etmeyi düşünüyorduk demiş Filip Novak. İki farklı takım gibiyiz. içeride, farklı, dışarıda farklı oynuyoruz. Bu sonuç kabul edilemez. Bunun bir an bir an önce çözümü bulmamızı bunun bir an önce çözümünü bulmamız gerekiyor demiş Filip Novak. Yani evet, iki farklı takım olduğunu hepimiz söylüyoruz çözümü bulunması gerektiğini de hepimiz söylüyoruz. En azından söylüyoruz. öyle rekorlar hayır, hayır. falan girişi yapmamış yani daha kabul edilebilir. Doğru. Ya lig zor durumda bunu da söylüyoruz. Ama bu çözümü üretecek ve çözümü uygulayacak kişilerin de tespitten ziyade sanki uygulaması daha verimli olmaz mı? Tespiti zaten sen yapıyorsun. O zaman yani, yani hani bir anlamı yok ki. Dediğim gibi yani e, oyun kabulüyle başlayan Transferde özellikle hücum hattını inşa ederken tercih ettiğin oyuncuların e, karakterlerine uygun bir anlayış olmadığını düşünüyorum ben. Yani bu aradaki farkı en azından ben e, şahsi yani oynadığım, gördüğüm, izlediğim, anlattığım kadarıyla deplasmanla içerideki fark bu. İçeride takımların kapanması, Fenerbahçe'ye savunması çok normal. Bunun üstüne eminim çalışmalar var ama deplasmanda nasıl bu kadar rahat gidiyorsak, o alanı nasıl yaratıyorsak, bunun üstüne çalışması lazım. Peki bir şey Bu soracağım. forvete göre çalışması İçeride lazım. kapanan takımlar, Anadolu'dan gelen Anadolu takımları, düşme hattındaki takımlar kendi vesaire. Kendi sahasında. Okey. Derbilerde Galatasaray maçında forvetlerin gol atabildi mi? Deplasmandaki maç 0-0 bitti. Kendi evinde yenildin. Gol atamadan yenildin madem Beşiktaş forvetler Beşiktaş maçı daha farklı geçti. 4-3 bitti. Ki 10 kişi oynadı Beşiktaş Evet. Yani, yani burada bu, burada sen madem kapanan takımlara gol atamıyor bu forvetler geçiş oyunu oynayamıyorsun. Daha açık oynayan takımlara karşı niye atamıyor? Yani bir, bir bir sıkıntı var demek ki. Yani bu normal... bir de her takımda kapanmıyor ki. Yani her takım kapanıyor. Her takım gençler birliği gibi ya başka bir e, ne bileyim daha çok zorlanan takımlara kıyasla daha açık oynayan Ankara Gücü mesela şu an kapanmıyor mesela Ankara Gücüne karşı da gol atamayınca şey mi diyeceğiz işte ya takımlar kapanıyor Fenerbahçe'ye karşı golcüleri bu yüzden atamıyor. Bu bir mantık değil. Ka kapanıyor cümlesi bir mantık değil. Ta savunma yapan takım savunma yapacak pozisyonda. Gol atmaya çalışan takım da gol atmaya çalışacak. Senin pozisyonun yok. İrfancan'ın şutu orada da rakipten sekiyor ya da kendi oyuncusundan sekiyor. Birinin önünde kalıyor. Bir de Pelkas'ın yani ayak içiyle organize değil o ama net değil. gol pozisyonu. Bir de Pelkas'ın organize olan ayak içiyle vurması gerektiği yerde biraz topun altına gerek. İşte bizim önümüzde şu an pozisyon. Evet, aynen Topu yani. dışarı gönderdi pozisyon. Onun dışında bir tehlike üretemezsin. Ee, i̇lk yarıda bence o offside yani Tiyama çarpmasa gol olacak. Evet. İki o tane pozisyon. Daha var yani. Gollere. Ama ee... tabii bu kadar olmaması lazım. <laughs> yani şimdi, saydın Pardon. saydın dört. Saydın saydın Golle dört. Beş. Evet. 10 tane değil mi? Yani, yani bu baskı sağında yani. lig sonuncusuyla oynarken bu, bu baskıda baskı yani. dediğin gibi çıkıp birinin kafası olacak, kaleci kurtaracak yani daha fazla yaşanmaz. Yılmaz Vural zamanı değil mi yazmış Mustafa Özcan? Yılmaz Hoca çok istiyordu da Sağlık, son dönemde çok, çok evet. Yani. Ee, bu sezon çıt çıttakım... Bak mesela bizim hesaba katmadığımız yine bir pozisyon orada Salah'ı dokunmasa top altı pastan, girecek. Evet, altı pastan boş kaleye vuracak. Aynen Lima yani. bomboş kalıyor. Evet. Ee, şu an pozisyonun tekrarlarını iziyoruz kusura bakmayın aynı zamanda hani belki kaçırmış olduklarımız vardır yani e, doğruları görmeye başlayınca doğrular üzerinde çalışmaya başlayınca çok daha verimli bir e, sonuç elde edebilirsiniz Fenerbahçe aynı şeyleri yaparak farklı bir netice elde etmeye çalışıyor e, bu tarihte olmayan bir şey aynı şeyleri deneyerek farklı bir netice elde edemezsiniz e, bu orta kısmına da artık gerçekten çok sıkıcı bir hale almaya başladı yüksek ortanın yapılması gereken yerler var, yapılmaması gereken yerler var. Yapılması gereken oyuncular var, yapılmaması gereken oyuncular var. Bir örnek vereyim. Mustafa Muhammed eğer Fenerbahçe'de olsaydı yap yüksek ortaları aldı ama alıyor topları. Veya, e, veya bu bakar. Ve, ve Vedat, vedat Muriç. Muriç. Doğru. Ama Vedat Muriç gitmeseydi de hayır, finansal kaynağın olmayacaktı. Hayır hayır. Ha, tabii ama şimdi ben e, Fenerbahçe taraftarını soruyorum. Vedat Muriç mi bütün forvet toplamı mı? Hı hı. Gürkan bir açıklama bekliyormuşsa evet, belki evet. Fenerbahçe tarafından. Okay. Ondan sonra çıkışı yavaş yavaş çıkışı start. evet çıkışta çünkü ondan sonra Diliyor yavaş şu yavaş... anda Kerem orayı? Kalabalık mı peki? Okey. Kalabalık değil ama Yani şimdi e, top hadi Pelkası bıraktım. Tiam, Sisse, Ademi, e, Valencia, Samatta, evet. Sinan Gümüş gelenlerden sayıyorum 6 oldu. Evet. Perotti ile, Perotti yle Perotti ile, ile kaç? 7. Pelkası koymuyorum. Bu 7 oyuncu yerine Vedat olsun e, desem kabul etmeyen olur muydu sence? Gitmeseydi. Yani ye... bu Vedat... Yedisine, yedisine demezdim ama dördünü çıkartırdım oradan. Hayır, yani kanat tabii ki Vedat'ı da yedekleyecektin. Hayır ben almıyorum ama şu anda yine elinde bak o sahi kalıyor. Mesut kalıyor, İrfan Can kalıyor, Pelkas kalıyor, Ferdi kalıyor. Var yani ya Tiyam'ı oynatır, Tiyam'ı saymadım. Dikkat. Hangisinden %100 verim alıyorsun? Hiçbirinden almıyorsun ama Pelkas o zaman hariçinde. o zaman senin kadronda bu 20 transferle beraber birbirine yakın her pozisyonda 2-3 adam olmayacaktı. Oraya Vedat'ı yazacaktın, tamam. oraya Pelkas'ı yazacaktın, oraya okay. Mesut'u Anlatabiliyor muyum? O zaman bu kaos yaşanmayacaktı. O zaman o saydığın istatistik rakamları 1-2 iki oyuncuda, da iki, 2-3 oyuncu da daha bir şey birleşmiş Atı olabilir. Atatürk'ün Avrupa yakasını izler miydin? Yok. De Denk gelmedi Ata Demir'in bir sahnesi var. Fenerbahçe haberlerini okuyor. Yani bu nasıl takım diyor? Forvet alıyorsun, savunma yok. Savunma alıyorsun, kanat yok. Kanat alıyorsun, kaleci yok diyor. Yani hep bir eksik var diyor. Gerçekten çok ama da sevdiğim ve onu söylememeyiz şey... ya. Ama verim alabildiğin oyuncu yok. Okay. Tamam sayısal ama olarak yok, ama diyemezsin. nitelik yani... olarak var. Nitelik ya... olarak var mı? Nicelik olarak kabul ediyorum. Nitelik olarak dediğim şey 6 golü var ya Fenerbahçe'nin golcülerini toplasan Abu Bakar'ın attığı golü ulaşamıyorlar neredeyse. Ben. ben daha pratik yaklaşıyorum. Hepsini toplayıp e, Vedat Boric çıkaralım. Yani Bakar'ın attığı gole ulaşamıyorlar. Bupenza'nın Lari attığı ne? gole ulaşamıyorlar. Larin'in attığı o yani, kadar o da 13 gol onları. Hepsinden bahsediyorum Hı -hı. toplamında. Ya, bu normal bir şey değil. O yüzden oynamaya çalıştığı oyunla yani ben sağ kenarından acaba şöyle bir taktik geldi mi diye düşünüyorum. Bir yerden sonra bence o taktik de gelmiyor. Orta yapalım, orta yapalım. Fenerbahçe'nin Güzel bir istatistik var burada arada. Sanırım Opta'dan paylaşılmış. Ee, duran toplarda... iç sağ golleri. İç sağ gollerde duran toplarda neredeyse hiç verim alınamamış. Ee, akan oyunda 14 gol ee, var. Aslında öyle 6 gol var ya duran topta. Yani alt, Evet ama işte... Yani penaltiyi... 20'de 6, 3'te 1 oluyor neredeyse. <laughs> yani 14 gol Akan oyunda 6 gol duran topta olursa 20'de 6 çok iyi bir rakam değil. İşte of çıkıp vuran forvet de yok ki. Evet. Zaten atılanlara yok. atılanlar Serdar Aziz'in var mesela duran topta attığı gol. Novak'ın var. Evet, duran var. Işte, Novak, Serdar Aziz. Başka? Hayır. Cisera'nın var mıydı? Cisera'nın var. Başakşehir maçında Doğru. döndü. Yani zaten savunma atmış. Evet. <laughs> duran forvet atamamış. Yani forvet çıkıp söyleyeyim. vuran yok zaten duran topta. Çok ciddiyim. Demiş. Temiz, düzgün spor programı olması, YouTube'da olması gerçekten emeğinize sağlık demiş bizlere Eşimler. Musa Bey. Çok teşekkür ederiz. Bizi 3 saat boyunca e, açıkçası evet. ben de biraz... E, ben de 3 e, saat boyunca sadece bir bardak kahveyle bizi ilare <laughs> prodüksiyon ekibine çok teşekkür Aynen. ediyorum. O... Bazı seyircilerimiz dün e, olaya müdahale olmaya çalıştı. Sağ olsunlar, Allah razı olsun. Tantuni göndereyim abi diyen oldu. Kokoreç çünkü Sergen Yalçın bizi mahvetti. Cuma ma ma Kokoreç mahvetti. önünde değil mi? Gönderelim abi diyenler oldu. Bak düşünenlerimiz var ama işte. Şimdi Maalesef... bir şey söyleyeceğim. Burada da Reje ekibinin hakkını yedirmem. İlk hafta çok hızlı hazırlandık. İlla ki. <laughs> buraya, buraya bir aşçı mı getirecek? İlla ki şuraya <laughs> bir minik buzdolabı ve elimizde yani ya ufak bir dün, ocak. Dün füset. mesela işte arkadaş bugün de gelmiştir. Sen okudun mu hatırlamıyorum hani oh evde rahatım, maçı seyrediyorum, sizi dinliyorum. Tabii o yanında neler var, <laughs> ne yiyor, ne yiyor. Benim hakkım onlar geliyor 3 saat burada. Şey akşam yemeği saati burada geçiriyorum. Sen futbol nette risotto, risotto şeyi verecektin. Hatırlıyor musun? Risotto reçetesi vereceğim dedim. Ben risotto yapıyorum. Çok da güzel oluyor demiştim. Paella da de yapıyor. Paella da. Tamam benim önerim basit. Gel şuraya gel. bir set üstü. Sen maçı yorumlarken yani aynı zamanda yemek yapar. Yemek yaparsa daha okuyacağım yalnız. Ya doğru olabilir daha... <laughs> ama illa ki gelecek haftalarda. mürettebat kayıp. Sezon... Bence dakika skor yerine kayıp mürettebat yazalım oraya. Sezon <laughs> sezon sonuna <laughs> kadar bur burada olacağız. E, sezon Bu arada, sezon arada ben biraz yaşar mıyız? Yaşarız yaşarız, yaşarız Merak et. Ben biraz endişeliydim 3 saat uzun olur mu diye. Sen daha tecrübelisin benden. 2 kere zaten yapmıştım programı ama su gibi geçti onu söyleyeyim. Öncelikle sana teşekkür su, ederim. Su. Evet. Su. su. <laughs> su işte evet. Bu arada herhalde. bir hareket var. Ee, evet, mi? Ali Bey mi? Serhatim Bey mi? Artık birileri çıkar konuşur herhalde diye bir beklentimiz var. Çünkü Toplanmış toplanmışlar. Biliyorsun mikrofonlar da bir yerde toplanınca bir anda... aldı neyse. Evet bir şey var açıklama hazırlığı söz konusu olabilir. Burası Fenerbahçe Stadyumu'nu bilenler için hem 1907 tribünün hem protokol tribünün hem basın tribünün çıkış noktası. oradan <laughs> belki hem Fenerium altın aynı zamanda. oradan belki bir yöneticinin ya da Sayın Başkan'ın açıklaması olabilir. Efsane yayın olur yemekli gerçekten bunu ciddi söylüyorum bu arada abi ben yemek yapamıyorum abi ben yemeği çok iyi yiyorum yani ben hem inanılmaz çok iyi yiyorum, hem Allah aşkına senin yapıyorum. yemek performansına da hiç Şimdi denk eşimi gelmedim. engelmediğim yemek kursuna da gönderdim kadıncağız hem şey yapıyor Yok, hesap yap, kitap yap. yapıyor hem yemek canlı kursuna yayında gidiyor, bana, bak ya. Kenan Kerem... hayır evde eğer bir yemek organizasyonu var Serhat'in benden Baki geçer. konuşacak evet. yavaş yavaş o başladıklarında sesi oraya döndürebiliriz. Öncelikle futbol Türkiye'de sadece futbol değildir ve futboldan FETÖ tam olarak temizlenmedi. Bu cümleyi kim kullanmıştı? Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sayın Ali Koç. Bir hafta oldu olmadı. Bu cümleyi kullandıktan sonra bu akşam başımıza gelenler e, kamuoyunun malumu. Şimdi hiç gelmeyeceğim. İyi oynadık, kötü oynadık kötü de oynasak hakkımızı kimse yedirmeyiz. Ve hakkımızı da kimse yiyememeli. Şimdi bugün e, yediğimiz gole bakıyorum. Kesinlikle gol offside. Şimdiden de uyarımı yapayım. E, bu golü Nazım Sangare'nin ayağına değdi diye Nazım'ın üzerine yıkmaya çalışacaklar. Kılıf büyük ihtimalle Nazım Sangare olacak. Hiç o işlere de şimdiden girmesinler uyarıyorum. Çünkü zaten Nazım'a değse bile Nazım'a değmiş olsa bile top ilk ayaktan çıktığı an zaten offside. Dolayısıyla e, bu oyunları tutmayacak. Bunu belirtmek istiyorum. İkincisi, bugünkü VAR operatörü. Biz de bazı bilgilere ulaştık. Elimizde evet. bazı bilgiler var. Birkaç hafta önce oynanan ve bizim gene e, offside diye golümüzü iptal evet, eden zaten. VAR operatörü. E, aynı kişi. Bu kişinin e, kim olduğunu ben devletimizden Fenerbahçe Kulübü adına istirham ediyorum araştırılmasını. Kendi geçmişinin araştırılmasını istirham ediyorum. Kendi aile ilişkilerinin araştırılmasını istirham ediyorum. Zaten e, çok yakında biz bir refleks görmezsek kendimiz açıklayacağız. Artık e, yani tiyatroyu da geçti. Çok tehlikeli bir hal almaya başladı bu iş. Bakın daha önce bu camia biliyorsunuz operasyon yemiş bir camia tekrar Fenerbahçe camiasının sinir uçlarıyla oynanmaya başlandı ve ben artık bunun bilerek bilerek bu FETÖ'cü zihniyetin inanın bana bilerek Fenerbahçe taraftarını sinir uçlarıyla oynayıp insanları sokağa döküp kaos çıkartmaya çalışmalarına yoruyorum bu iş. Bakın bu kadar da net konuşuyorum. Biz Fenerbahçe yönetimi olarak bu kadar net konuşuyoruz. Artık yani futbolu, sporu her şeyi açtı bu işler. İki tane operasyon yapılıyor. Fenerbahçe iyidir kötüdür tekrar ediyorum. O futbol severlerin yorumudur. Ama kardeşim sen kötü de olsan yediğin gol offside ise saymayacaksın. Attığın gol gol ise vereceksin. Şimdi bugün size bir fotoğraf göstermek istiyoruz. Bakın arkadaşlar yani aklımızla oynuyorlar. Bu arada Bakın. bu arada güzel bir detay da söyleyeyim. Bu Galatasaray maçının da operatörü aynı arkadaş. Evet. Bakın o maçta Besut'un tam karşıdan bir pozunu çektiler. Topa aya ayağa değmiş miydi, değ ayak topa değmiş miydi, değmemiş miydi o görüntüyü bize net vermedikleri için. O gün bir kafada zaten herkesin soru işareti kaldı ki biz bunların daha sonra dijital çalışmalarını da yaptığımızda o golün de offside olmadığı zaten ortaya çıktı. Burada da bakın o maçta onu yapan operatör bu maçta top ayaktan çıktıktan sonra çizgi çiziyor. Yani bize artık aptal yerine koymasınlar, yakalandılar. Yani bu artık ee, bu... Havkay firması bu operatörlerin çalıştığı firmanın e, içindeki çalışanların yapısı, kim oldukları hepsini biliyoruz. Artık Fenerbahçe'nin canını yakmaya hakları yok. Bu Havkay operasyonunun e, mutlaka bir cezası olacak. Fenerbahçe bu bu şirkete, bu çalışanlara özellikle bu e, hem burada hem Galatasaray maçımızda karşımıza çıkan adamla ilgili gerekenleri yapacak. E, umarım kamu daha önce davranır ama biz de gerekirse bu kişinin bütün detaylarını açıklayacağız ee, soruşturulması bizim için gerçekten önemli. Türkiye'de hem bu yapının hem hakem camiasının mutlaka ve mutlaka Türk futbolunun iyi bir yere gitmesi için bir silkelenmesi gerekiyor. Ters çevrilip dökülmesi sadece e, belik kişilerin kalması yeni bir düzenin kurulması gerekiyor. Yani biz artık Fenerbahçe olarak gördüğümüz hakem faciaları karşısında gerçekten dehşete düşüyoruz Taraftarımıza karşı sorumluyuz. Biz kendimiz de birer taraftarız. Ve yani ben artık sindiremiyorum. Gerçekten öfke katsayımız o kadar yükseldi ki e, nasıl davranmamız gerektiğinde gerçekten ikilemde kalıyoruz. Ama hem TFF hem kamu burada artık gerekli düzeni vermeli. E, futbol futbol olmaktan çıktı. Bu ülkenin futbol değeri gittikçe düşüyor. Ortada futbol diye bir şey kalmadı biraz öfkeliyim kusura bakmayın konudan biraz saptık evet, evet. size ben... bu arada Nazım Sangare ile ilgili de demin Selahattin Bey evet. bir şey söyledi orada da önemli bir detay vereyim bu pozisyonla ilgili ee, Nazım Sangare'ye bağlayacaklar diye duyuyoruz Nazım Sangare'ye bağlayamazlar niye bağlayamazlar çünkü Nazım Sangare'nin topla oynadığı kanaati varsa o zaman ofsayt çizgisi çizemez o zaman da VAR'a gelip tespit etmek zorundasın eğer bir offside tespiti yapıyorsan da burada offside yok. Zaten demin gösterdiğim görüntü bilmiyorum ne kadar gözüktü kameralarınızda ama top ayaktan çıkmış. Bu kuralları biz hepimiz çok iyi biliyoruz. Artık insanları aptal yerine koymasınlar. 5 dakika sürdü 5. 5. Yani bazen 9 saniye sürüyor bazen 5 dakika sürüyor. Siz artık bizim aklımızda oynamayın. Yayıncı mı göstermedi? Var odası mı bir türlü yayınlayamadı? O çizgiyi mi uyduramadılar? Ne yaptılar bilmiyoruz ama bunlar artık kabul edilebilecek şeyler değil. Gerçekten futbol olmaktan çıktı. Yani şurada verilen mücadele bazen çok kahpece yenen bir golle e, hem moralman çökmemize sebep oluyor hem oyun planımızın çökmesine sebep oluyor. Artık bunlar katlanılacak gibi değil. Kusura bakma. Yok, estağfurullah. Yani hiç önemli değil. Beraberiz. Bu çizgiyle alakalı Alper Bey'in söylediklerine ben şunu eklemek istiyorum. E, bir de sokaktaki birçok insan şöyle varsayıyor. Zannediyorlar ki e, bir e, yapay zeka ile bu çizgi çiziliyor. Hayır. Yapay zekanın ben bunu İngiltere'den de biliyorum. Buradan da biliyorum. Yapay zekanın o ilk noktasını koyan zaten e, operatör, bilgisayarın başındaki operatör yani insan eli. Yani zaten manipülasyona açık. Eğer ortada kötü niyet varsa ki bize karşı artık var oldu aşikar. E, dediğim gibi yani bunu yapay zeka da kimse yıkamaz. Fenerbahçe camiası artık uyandı. Bunları yemiyoruz. Ve tekrar ediyorum. Burada devletimizden istirham ediyorum. Artık bu tür insanları, bu tür ilişkisi olan insanları lütfen deşifre edin. Lütfen futboldan bunları temizleyin. Yoksa 11 maç sonra bu sezon biter kavga ile gürültüyle. Şampiyon olan olur, ikinci olan olur. Önümüzdeki sezon kaldığımız yerden devam ederiz. ya yani Ben şahsen hayatta en çok şeydiğim şey futbol. Futboldan bu kadar e, artık bıkkınlık gelecek seviyeye geldim. Devletimizin de çok büyük futbol sever e, üyeleri olduğunu biliyorum. Sayın Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere istirham ediyorum artık. Lütfen bizim ulaştığımız bilgiler üzerinden devletimizden de bu bir temizlik bekliyoruz bu konuyla ilgili. Selahattin Bey bu kişi var operatöründen bahsettiniz. Bu kişiyle ilgili siz bir araştırma yaptınız mı? Sizin şüphelendiğiniz bazı durumlar var mı? Evet var. Biz On, onları şüpheler, anlatıyoruz. Şüpheleniyoruz değil biliyoruz. Bugün başka da bir soru almayacağız. Biz bence anlatmak istediklerimizi anlattık. Yani Selahattin Bey'in ekleyeceği başka bir şey yoksa... Soru alacak bence de bir hali kalmadı Aynen, şu anda. Da. Soru alacak bir pozisyonda değiliz. Hepinize de iyi akşamlar diliyoruz. i̇yi akşamlar. De. Soru alamayacağız bugün. Mete Kalkavan aynı kişi. Ben şu ben anda de. şu anda söyleyeceğimiz devrimi. Bu detaylar bence şimdilik yeterli. Benim fikrim. Önümüzdeki günler hep beraber tekrar konuşacağız. Teşekkür ediyoruz. Fenerbahçeli yöneticiler Alper Pirşen ve Selahattin Baki'nin açıklamaları da bu şekildeydi. Yaklaşık 3 saat hatta daha fazla. 3 saat 10 dakikalık bir Yayını noktalıyoruz. Teşekkür ederim. Haftaya görüşmek üzere. Bu güzeldi. <laughs> <Haftaya> ben <laughs> söylemedim, sen söyledin. <laughs> Sana destek olayım dedim. Sen bana destek oldun çünkü neydi? Bir şeyde destek olmuştun. Sana destek olmak için söylemiyorum dedin ama Yok, e, gayet, gayet dil yani. meselesi, dil meselesi. Kelimeler karışık karışıyor demiştin ya. Teşekkür ederim. Ee, size de mesajlarınız için çok mesaj geldi. Mümkün olduğu kadar e, aktarmaya çalıştık. E, Fenerbahçe kendi evinde Gençler Birliği 2-1 yenildi. Haftaya e, yine e, hafta sonu boyunca e, Cuma ve Pazar günü, Cuma Cumartesi Pazar günü e, dakika skorda sizlerle birlikte olacağız. Siz de eğer gelirseniz seviniriz. Hoşçakalın.